Perşembe ve Altınordu ilçelerimizde 7 adet denizde kafes balıkçılığı yapan işletmemiz mevcuttur. Bu işletmelerimizin toplam kapasitesi 4850 tondur. Aynı şekilde iç sularımızda Topcan Baraj Gölü'nde 3 tane daha kafes balıkçılığı işletmemiz mevcut olup bu işletmelerimizin de 650 ton kurulu kapasitesi mevcuttur. Toplamda da 5500 ton kafes balıkçılığı yapan işletmemiz, 5500 tonluk işletmelerimiz mevcuttur. Gene iç sularımızda 24 adet küçük aile tipi işletmeler mevcut olup bu işletmelerimizin de devreye girmesiyle beraber 250 tonda onların kurulu kapasitesi vardır. Böylece ilimizde toplam 5750 tonluk kurulu kapasiteye sahip bulunuyoruz. Tabii her geçen gün su ürünleri yetiştiriciliği ilimizde artış göstermektedir. Üretimde bir artış olmaktadır. 2020 yılında 3100 ton civarında olan kafes balıkçılığı üretimimiz 2021 yılında 4784 tona ulaşmıştır. İç sularımızın da devreye girmesiyle beraber 2021 yılında toplam ürettiğimiz kafes balık miktarı 5111 ton olarak gerçekleşmiştir. Tabii bu rakamlara bakıldığında su ürünleri sektörünün yetiştiricilikten ilimize ciddi bir manada katkı sağladığı görülmektedir. Geçtiğimiz yılın rakamlarıyla su ürünleri sektörünün ilimiz ekonomisine sağlamış olduğu katkı 160-180 milyon aralığındadır. Tabii bugün bu fiyatların arttığını, rakamların daha da arttığını düşünecek olursak bu yıl üretimimizde, balık üretimimizde daha da artacaktır ki böylece su ürünleri sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısı da çok daha artmış olacaktır. Tabii her geçen gün su ürünleri sektörü ilimizde artış gösterdi. 2014 yılında 1400 ton civarında bir kurulu kapasitemiz vardı. Şu an gelinen noktada 5750 tonluk bir kapasiteye ulaştık. Bu kapasitenin artırılmasına yönelik de çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle şunu da ifade etmek isterim. Bakanlığımız bu su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde sürdürülebilirliği esas almaktadır. Her yönüyle bu tesislerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Çevre dostu üretim teknikleri bu tesislerde kullanılmaktadır. Yani çevreye herhangi bir zarar vermeden üretim gerçekleştirilmektedir. Her geçen gün balık stoklarında bir azalma yaşanıyor. Dolayısıyla avcılıktan elde edilen balık miktarında bir azalma söz konusu. Bunu düşündüğümüz zaman yetiştiriciliğin her geçen gün önem kazandığını, talebin artık yetiştiricilik üzerinden büyük oranda karşılandığını da görmekteyiz. Son yıllarda özellikle somon üretiminde bir artış söz konusu olmuştur. Bu somon üretimindeki artışla beraber ihracatta da bir artış söz konusu olmuştur. Şu an ilimizden Rusya'ya ve Japonya'ya balık ihracatı gerçekleştirilmektedir. Bu da ilimiz açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. Önümüzdeki dönemlerde de hem balık üretiminin hem de ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bırak. Balıkçılık sektörü. Yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hakkı abi, Ordu'da kültür balıkçılığı var. Somon, alabalık ve levrek ve ne vardı başka alabalık. Bilmiyorum ama alabalık. Yaklaşık bir 20 yıldır falan yapılıyor galiba. Evet. Nedir bunun hikayesi? Bunu bir senden dinleyelim abi. Siz burada neler yapıyorsunuz? Biz burada yetiştiricilik yapıyoruz. Yavru balık alıyoruz dışarıdan. Mesela alabalık yavrusunu barajlardan, tatlı sulardan alıp denize getiriyoruz. Kasım aylarında, Kasım'ın başları, ortaları gibi denize indiriyoruz balıkları. Yemleme sistemiyle balıkları büyütüyoruz. Kilogram üzeri yapıyoruz. 2 kilo, 3 kilo. Ve işte iç piyasada ve yurt dışına ihracata gönderiyoruz. Bu şekilde yani. Yemlerin yapılış şekli şöyle. Doğal denizde yakalanan hamsiyle, hamsi unuyla, hamsi yağıyla, işte evlerde kullandığımız buğday unu, soya unu,
Yani bunlar tamamen sağlıklı olduğu için. Kimyasal yok yani. Hayır, kesinlikle kimyasal yok. Bunlarla besliyoruz balıkları. Zaten bunların her yıl işte denizin suyundan numune alınıyor, örnek alınıyor. Balıklar mesela yurt dışına giderken veterinerler işte kontrolünü yapıyorlar falan. Sağlıksız bir durum olsa zaten ihracat yapamayız. O nedenle yani güvenerekten rahat bir şekilde yiyebilirler yani. Babam gideceğim, geleceğim ben abone olayım. Yeter de. Sen niye bağırın lan? Üstünü yazdım. Üstünü yazdım. Sen Thank you.